Çağatay karşısındaki kişiye baktı. Kaşları çatık, yüzü sertti. Ne işi vardı onun burada bu gecede? Buradan git, demişti. Çünkü onun buraya gelmesi yanlıştı. Şimdi burada bulunması yanlıştı. Otur abla buraya. İyi ki geldin. İyi ki. Seni seviyorum abla. Özlemişim çok. Nur, ablası Sibel'i gelin masasındaki diğer sandalyeye oturttu. Yanında duran yeğenlerine de havadan öpücük attı ve gözlerini kırptı. Ablasına sevgi dolu gülümseme bahşetti. Özlemişti. Çok özlemişti onları. Peki sen, Emre abi? Çekinerek bakıyordu. Korkuyordu en son olanlar. Nur, hiçbir şey anlatma. Biliyorum her şeyi. O yüzden de geldim ya yanına. Anlatma güzelim. Özür dilerim. Özür dilerim sana sahip çıkamadım. Abiciğim, gücüm yetmedi. Abi. Titriyordu Nur. Emre hızlı bir atak yapıp kucakladı kardeşini. Şşt, yanlış anlayacaklar bak yoksa. İçini çekti Nur. Teşekkür ederim abi dedi. Tebessümünü sundu. Teşekkürler. Şşt, duygusalcılar ayrılın. Ben ağlarsam asla susturamazsınız. Hele benim ikizleri katiyen. Abla, ay ablam. Birbirinden ayrılan iki kardeş de oturmuştu masaya. Nur, o değildi ablacığım. Bu insanlar neden bize yiyeceklermiş gibi bakıyorlar? Sibel dayanamamıştı. Bu insanların bakışları tuhaftı. Sırf tesettürlü oldukları için bile olabilirdi. Onlar mı? Onlar böyleler işte abla. Ay meminsizler. Neyse, çocuklar bayağı büyümüş maşallah. Büyüsünler bir zahmet teyzesi. Ölen ben oluyorum onlarla. Artık büyümeleri gerek ki ben de biraz rahat edeyim. Nur o an iki yeğenin yanaklarını sıkıp üzerinde onca ağırlık olan bir elbise olmasına rağmen yeğenlerini severken uzaktan onu izleyen adamdan hiç haberi yoktu. Genç kadın sadece ufacık mutluluğuna odaklanıvermişti. Bu mutluluk onundu. Ona aitti. Seval anne, çok teşekkür ederim. Ne demek Nur? Adettendir, bilirim. Yaşlı kadın Nur'a göz kırparken Emre ise kardeşinin beline kırmızı kuşağı bağlıyordu. Sibel, Nur'un kaynanasının tesettürlü biri olduğunu öğrendiği andan itibaren az da olsa rahatlamıştı. Yüzündeki tebessümle izliyordu olanları. Seni seviyorum Nur, bunu unutma. Nur, bir anda kendisine sımsıkı sarılan abisiyle birlikte o da abisine sımsıkı sarıldı vermişti. Seviyorum seni abi. Çünkü buna çok ihtiyacı vardı. Sibel ise iki çocuğu elinde kardeşlerine bakarak gözünden akan iki damla yaşı hiç umursamıyordu. Mutluluktu insanın ailesi. Çağatay sabahtan beri hala kadının yanına gidememişti. Ve öylece uzaktan izleyivermişti olanları. Beklemeyi kesip kadına, onun yanında bulunan abisine ve ablasına doğru ilerledi. Yeterdi bu kadar. Bu mutluluk işte. Birazdan uçacaktı gökyüzüne doğru. Zaten kadın adamın ona doğru sırıtarak gelmesiyle beraber her şeyi anlamıştı. Karımı biraz da ben alayım. Emre duyduğu bu ses tonuyla arkasını döndü ve o adamı gördü. Kaşları anında çatılırken sinirden kıpkırmızı olmuştu. Nefret ettiği adama, kardeşiyle zorla evlenen o adama her şeyi yapmak istiyordu ama yapamıyordu. Sinirli sinirli adamın yüzüne baksa da Emre nafileydi Çağatay'a. Onları hiç umursamıyordu ki. Sen? Evet, tanıştığıma memnun oldum kayınço. Ben Çağatay Korkut Samyeli, kardeşinin kocası. Biliyorum. Nur, şimdi işte bir şey diyemeden neler olacak diye bekliyordu. Çünkü ortamdaki gerginlik fazlasıyla gericiydi. Düğün sade bir müzikle ilerlerken aniden Çağatay Nur'u piste doğru götürdü. Amaç belliydi. Evli çiftlerin dans zamanıydı. Ama işte bir şey vardı ki gerçekten evli olan insanların dans zamanıydı. Çağatay kadının put gibi durmasına daha fazla dayanamayıp Nur'un ellerini omuzlarına yerleştirdi. Nur ise sadece büyümüş gözleriyle onu ta buraya kadar zorla getiren adama bakıyordu. Şaşkındı. Bakma bana öyle artık. Hem evlenen çiftlerin dansları olur bilirsin, dedi Çağatay. Evlenen çiftlerin ama gerçekten evlenen çiftlerin dansları olur. Sen de onu bilirsin, dedi Nur da. 15 dakika. Zaten sonra vedalaş ablan ve abinle gidiyoruz. Nur üzgün ve kızgındı. Ne? Nereye? Yeni evlenen çiftler nereye gider? Bulayına. Adamın sözleri canını yakıyordu ama bir şey yapamıyordu. Duruyordu sadece. Tamam, gerçek evliler de olur. Fakat
Annem ve babam ayarlamış. Kuralları da biliyorsun, değil mi? Nur çaresiz onayladı. Evet. O zaman gidiyoruz. Nur ne diyebilirdi ki? Hiçbir şey. Zaten çoktan hayatına müdahale etmeye başlamıştı bu canavar adam. Tebrik ediyorum. Çok yakışmışsınız. Tebrikler. Ay, tebrikler. Tebrikler. Tebrik ediyoruz. Daha birçok kişiyi göre göre artık yorulmuştu Nur. 5 dakika önce giden abisi ve ablasıyla biraz yerine gelen morali de kaçmıştı. Sıfır morale sahipti. Nur daha fazla dayanamayacağını anlayınca adamın koluna çok hafif bir şekilde dokundu. Çünkü artık ayağındaki topuklu ayakkabıları bile canını acıtmaya başlamıştı. Ben geçip otursam, Çağatay ifadesiz bir suratla başını salladı. Tamam, git otur. 5 dakikaya geleceğim, gideceğiz. Nur şaşırsa da bu cevaba sessizliğini korudu. Tamam. Hafif adımlarla gelin ve damat için ayrılmış olan kırmızı kalpli koltuklara geçip oturdu. Etrafına baktığında insanların gerçekten boşa para harcadığını şimdi daha iyi anlıyordu. Salonun tam ortasında olan büyük havize taşlarla süslenmiş, masa ve sandalyeler kırmızı ile siyah uyumu dizayn edilerek yapılmış ve duvarlar değişik tablolarla doldurulup gerekmeyen bir şey olarak bizde çok geniş bir alan bırakılmıştı. Salonun muhteşemliğine seyir olmuşken kendisine doğru hızlı adımlarla yaklaşan kişiyi ise görmemişti. Ayakları alev alev yanıyordu. Bedeninde ağrılar sızlatıyordu canını. Hayır, sana ne dedim ben? Git. Gitmiyorum Çağatay Bey. Çağatay onu durdurmak için elinden geleni yapmıştı ancak o sözünü bile dinleyemedi. Nur'a doğru ilerlemişti. En sonunda gelinin yanına vardığında yüksek bir sesle ve alay dercesine genç kadına bakarak konuştu. Hayırlı olsun Nur Samyeli. Nur, kendisine seslenen güzel tanımadığı yabancı kadına taraf bakışlarını çevirdi. Hoş, burada olan insanların çoğunu tanımıyordu. Hepsi yabancıydı ona, tıpkı bu kadın gibi. Karşısında kahverenginin en güzel ton saç rengine sahip, göz renginin saçlarına zıt yemyeşil oluşu, onda bir hayranlık duygusu oluşturuvermişti. Oldukça güzeldi. Ama ya sesindeki ima? Ona ne demeliydi? Nur tuhaflığı sezmişti. Ufaktan ufaktan. Kadının arkasından koşarak gelen Çağatay Korkut, büyük bir oranla ortaya kanıt olarak sunmuştu hislerinin doğruluğunu. Teşekkür ederim de, siz kimsiniz? Sormuştu çünkü, adamın ailesinden birisi olabilir diye düşünüyordu. Yapacağı herhangi bir yanlış ona zarar vermesini istiyordu. Canı o kadar çok yanıyordu ki acı üstüne kaldıramıyordu hiç acıyı. Canı o kadar çok yanıyordu ki acı üstüne kaldıramıyordu hiç acıyı. Ben mi? Ben? Sevda, gel. Sevda. Ortada ne dönüyordu? Onun bilmediği çok şey vardı. Adamın hayatıyla alakalı çok şey. İçinden geçen bir his de bu gizemli kadının hayatına bomba gibi bir yer edineceğini fısıldıyordu. Çağatay'ın telaş dolu yeşil irisleri, sinirli yüz hatları, acele eden bedeni, gerçeğin hazin kanıtlarıydı. Ne o Çağatay, korktun mu? Sevda, korkma ya aşkım, kötü bir şey olmayacak. Sadece, kızım, ben bu adamın sevgilisiyim. Anladın mı? Annesi beni oğluna layık görmediği için beyefendi laflarıyla kandırmaya çalıştı. Hala da kandırıyor. Anlamadım. Ne diyebilirdi ki bu laflardan başka? Ne? Ona ait olmayan bir adamın zoraki eşiydi. İstememişti o hiç. İstememişti. Yine de bu olanları hak etmiş miydi? Sevda, sen benimle geliyorsun. Çağatay'ın kadının kolunu sahiplenince tutuşunda kaldı. Neden şu an kötü hissediyordu? Kalbinin ritmi tuhaf atıyordu. Neden adamın bu kadına dokunuşuyla kendisini ölecek kadar çok kötü hissediyordu? Delirecekti. İstememişti bu evliliği. O, ama içerisinde bir gurur vardı ki batıyordu. Hak etmiş miydi cidden? Cidden bunlar onun için reva mıydı? Hiçbirinin cevabını bilmiyordu. Ama kader, kader her şeyi biliyordu. Aslında onların gözlerine sokarcasına bu soruların hepsinin cevaplarını veriyordu. Açık açık anlayın artık işte. Siz birbiriniz için yaratıldınız diye. Fakat ikisi de bunu anlamayacak kadar bazı şeyleri umursamıyordu. İki ayrı dünyaydı karı koca. Bırak kolumu Çağatay.
Hayırlı olsun bu arada. Sonunda annenin başındaki saçma bir bez parçasının aynısından bulmuşsun. Başka bir kadında. Muhteşem yani, muhteşem. Çağatay o an etrafındaki insanların bakışlarını umursamadı. Sadece kadının söylediği o kelimelerin iğrençliğinde takılı kaldı. Bırak kolumu Çağatay. Hayırlı olsun bu arada. Sonunda annenin başındaki saçma bir bez parçasının aynısından bulmuşsun. Başka bir kadında. Muhteşem yani, muhteşem. Bez parçası tıslarcasına konuştu. Çünkü o asla birisinin inancı ile ilgili bir şeylere karışmazdı. Asla ama asla. Şimdi bu kadın annesinin inancına bez parçası diyordu. Çağatay hiçbir şeyi anlamayan, hala etrafına masumca bakan kadına, karısına baktı bir. Bir de yanındaki bu kadına. İki apayrı dünya, iki apayrı karakter, ahlak ve hisler. Sinirli bir şekilde Sevda'nın kolunu sımsıkı sıktı. Kadının hala cesurca söylediği sözlerden sonrası dayanamayıp dışarıya doğru sürüklemeye başladı. Nasıl cüret ederdi o? Kime güveniyordu? Kendisine mi? Evet, bez parçası. Ne o? Zoruna mı gitti Çağatay? Kendisini aşırı sinirlendirmeye başaran kadını salondan hızlıca çıkarırken, Nur ise şaşkın bir şekilde dışarı çıkmaya başlayan kocası ve yabancı kadında kaldı. Olmaması gerekiyordu. Onların bir arada durmaması gerekiyordu. Kendisi bile zoraki tuttuğu adamın yanında günah işliyordu ama tüm onlar adamın umurunda değildi. Olmaması gerekiyordu. Onların bir arada durmaması gerekiyordu. Kendisi bile zoraki tuttuğu adamın yanında günah işliyordu ama tüm olanlar adamın umurunda değildi. Neden kötü hissediyorum ki ben? Niçin yüreğime yakıcı bir sızıyla baş başayım diye Nur kendi kendine mırıldandığı sırada yanına doğru gelen Seval Hanım'ı görünce yüzüne sahte de olsa ufak bir gülümseme ekledi. Hislerinin ona da geçmesini istemiyordu. Tedirgindi o yüzden. Bir yandan inşallah bana bir şey sormaz diye düşünüyordu. Nur, iyisin değil mi kızım? Birisi bir şey sormadı inşallah. Yok anne. Kötü laf falan yüzünün rengi soluk biraz sanki. Ha hayır anne. İyiyim. Kimse de bir şey söylemedi. Tamam. Derlerse de boş ver. Takma kafana sen onları güzel kızım. Neyse gel. Biz sessiz bir yere geçelim. Hem zaten bu insanlar da birazdan gitmiş olurlar. Saat bayağı ilerledi. O olur anne. Yüreği buruk, sesi titrek, bedeni virane bir şekilde yine sessiz kaldı. Hayatında kimse ona konuşma hakkı tanımıyordu. Hep sessizlik bahşediyordular. İçindeki acı hislerinin kırığını ele geçirmişti. Çoktan tüm ruhunu. Sen ne dediğinin farkında mısın lan? Çağatay, Sevda'nın kolunu bıraktığı gibi tam arkalarında bulunan duvara doğru kadını sertçe iteledi. Dengesini zar zor sağlayan kadın ise şeytansı bir sırıtmayla adama gülümsüyordu. Damarına basmayı iyi biliyordu. Anneme sen bunları nasıl söylemeye cüret edersin? Sevda sessizdi. Kıvama giriyordu işte adam. Benim anneme. Seni öldürürüm kadın, öldürürüm. Çağatay'ın bir anda kıpkırmızı suratıyla ve tüm öfkesiyle üzerine yürümesi korkutmuştu onu. Çağatay, dedi o yüzden ürkekçe. Sus lan, şu an sus. Yoksa kadın madın demem. Döverim. Korkudan hiçbir şey söylemeden sessizliğini korudu Sevda. Titrek bedenini sıkıyor, korktuğunu belli etmek istemiyordu hiç. Gözleri Çağatay'dan hariç, etrafı turladığında, bulundukları duvarın karşısında balkon Nur'u gördüğü an sinsice gülümsemeye başladı. Şeytan yanı yine ortaya çıkmıştı. Şimdi işte kadına Çağatay korkutsam bile kime ait onu güzel bir şekilde gösterecekti. Kolay değildi onun elinden adam almak. O Sevda'ydı. Gözü kara Sevda. Seval anne, şuradaki balkona gidelim mi? İçerisi çok bastı da, nefes almaya ihtiyacım var. Size de uygun mu? O nasıl laf? Uygun kızım, bana da bastılar. Oksijen iyidir. Nur ve Seval hanım balkona geçip otururken, görevliler ise bir yandan hızla hizmet etmeye başlamıştı onlara. Nur, bulunduğu balkondan etrafın güzelliğini seyredalmışken, istemsiz gülümsemişti. Aynı şekilde onu izleyen Seval hanım da. Havanın akşam olmasından dolayı renk tonu ve kokusu iyi geliyordu ruhuna. Koyu lacivert gökyüzü, beyaz yıldız parıltıları, dolunayın sarı yanık ışıltısı.
güzel ve göz alıcıydı. Mükemmel bir manzaraya gebeydi gece. Süslemişti ruhunu ve benliğini. Uzun uzun baktığı gökyüzünden ansızın yana doğru kafasını çevirdi. Güzel manzaranın ardından gördüğü o manzara kalp kırıcıydı. Normalde acı çekmemesi gerekirken, peki ya şimdi? Şimdi niye acı çekiyordu? Neden çok zoruna gidiyordu? Neden gözyaşları akmaya başlamıştı ondan habersiz? Gözleri ihanet ediyordu ona. Döküyordu damlalarını bir bir. Nur, karşısında onunla bugün tanışan o kadın ve kocasının öpüştüğü manzaraya, alnında birikmiş ter taneleriyle, beyanan gözleriyle bakıyordu. İçini acıtan asıl şey adamın da kadına karşılık vermesiydi. Zar zor yutkunurken bakışlarını seri bir şekilde başka bir tarafa çevirmiş ve akan birkaç damla yaşını elleriyle silmişti. Bir umut bekliyordu ama adam umudun kanadını kırmıştı haince. O kadını öpüyordu. Bir başkasıyla evliyken, onunla evliyken o kadını öpüyordu. Onu aldatıyordu. Kınasız elleri irislerine değindi. Acı bir tebessüm peydah oldu dudaklarında. Evet, o adam, karşısındaki başka bir kadınla öpüşen adam, hayallerine çalmıştı. Hatta çalmakla kalmayıp, ezip yıkıp geçmişti üzerinden. Paramparçaydı. Nur, kafasına dolan acı düşüncelerle gözlerini sımsıkı kapattı. Ne kadar yalancı bir evlilik de olsa, aldatılıyordu. Bu ona reva olmamalıydı. Hiçbir kadın sınanmamalıydı aldatılmakla. Kızım, biliyorum, babana, ailene üzülüyorsun. Ama üzülme, babandır, ailendir onlar senin. Emin ol, affedeceklerdir seni. Hele bir de torunu olursa daha çabuk yumuşayacaklardır. Nur, Sever Hanım'ın konuşmasıyla birlikte irkilirken hemen kendine geldi, gülümsedi. Yalan dolu ve acı bir gülümsemeydi. Evet, inşallah öyle olacaktır. Her şeyden habersiz bir anne, her şeyden haberdar bir kadın eş. Aslında olmayacaktı. Hiçbiri. Onlar beni bir daha asla ama asla affetmeyecekler diye düşündü içinden. Bunu bilmesine gerek yoktu yaşlı kadının. Üzülmemeliydi. Zaten hayata yenik başlamıştım. Bu da arka arkaya yediğim goller sanırım. Çağatay karşısındaki kadına öfke dolu bir şekilde bakarken birden dudaklarına yapışmasıyla birlikte karşılık vermeye başladı. Çünkü bu ilk öpüşmesi değildi. Hatta Sevda ile birçok kez öpüşmüş ve birlikte olmuştu. Ama bir fark vardı. Şu an gördüğü görüntüyle adam ilk kez o kahverengi gözlere sahip kadının içindeki değişik hislerle birlikte onu öpmeye çalışan kadını iteledi. Fakat itelediği an Nur, karısı çoktan bakışlarını başka bir tarafa çevirmişti. Canının yandığını hissederken bu duyguyu tanımlayamıyordu. Böyle acı çekmeyeli uzun zaman olmuştu. Nurkaya artık Sami ile olan karısıyla acıyı hissederken kaşlarını sertçe çattı. Ona iyi olmak isteyen yanını bastıran öfke yine kazanıyordu. Sevda, şimdi konuşacaklarımı kulaklarını aç ve iyi dinle. Ve bir daha da ben bir şey demeden bir şeye kalkışma. Hakaretlerin de dahil. Olur aşkım. Nur kendisine doğru hızlı adımlarla gelen adamla Sevel Hanım'a bakıp gülümsedi. Kaş göz işaretleriyle resmen gidiyoruz diyordu. Çatık kaşları ve suratı düzdü her zamanki gibi. Allah'a emanet olun Sevel anne. Biz gidiyoruz. Çağatay gelmiş. Tamam kızım, sen de kendine dikkat et. Allah'a emanet ol. Bitti mi? Geç kalacağız. Nur adamın konuşmasının ardından yanına doğru yürüdü. Önüne geçerek devam ettirdi adımlarını. Bekleyip bir de onun yüzüne bakamazdı. Utanılacak şeyi o yapmamıştı ama bakamazdı da. Yalancı kocası olsa da aldatmıştı gözlerinin önünde. Nasıl bakabilirdi? Yüreğindeki kırıklıklar teker teker batarken canına. Çağatay önünde hızla giden kadının neden böyle yaptığını çok iyi biliyordu. Fakat kadının kendisini sevmediği halde bu kadar umursuyor olmasına şaşırıyordu. Sevmeyen kadın bir erkeği kıskanmaz ki. Nur, indiği merdiven basamaklarından sonuncusuna doğru geldiğinde bir anda ayağına takılan gelinliğinin kuyruğuyla arkaya doğru düşüverdi. Bedeni şiddetle sarsılmış ve canı yanmıştı. Adamın tam ayaklarının önünde acıyla gözleri dolu dolu düştüğü yerde sırtının merdiven basamaklarına gelmesiyle zaten acıları kalan yara izlerinin
bu sefer kat ve kat daha fazlasının sızladığını derinden hissetmişti. Canı çok yanıyordu. Çok yanıyordu ama kadının en çok canının acımasına neden olan farklı bir şey vardı. Adamın arkasında olmasına rağmen ne gelip tutması ne de kaldırmayışıydı yerden. Nur acıdan dolayı dudaklarını ısırdı ve kendine gelmeye çalıştı. Canı çok fena bir şekilde yanıyordu. Nefesi kesiliyordu. Sırtındaki sızı tüm bedeninde benliğindeydi. Şimdi ödeştik işte Nurkaya. Nur şaşkın ürkek bir halde adamın gözlerinin içine bakarken gözüne takılan ayrıntıyla birlikte iyice acıdı. Çağatay'ın giydiği siyah kundraları tam da gelinliğinin kuyruğunun üzerinde duruyordu. Bir şey diyemedi. Sadece ellerini birbirine vurarak yavaşça düştüğü basamaktan kalkmaya çabaladı. Boşuna dememişler, düşenin dostu olmaz diye. Unuttuğu bir şey vardı ama Nur'un. Sinirle ayağa kalkmaya çalışmıştı. Öfkeyle kalkmıştı. Yalnız adamın ayakkabıları genç kadının gelinliğinin kuyruğundaydı hala. Nur, bu ayrıntıyı unutmasıyla birlikte bir daha yere düşerken adamın gözlerinin içine nefret dolu baktı. Yaptığı iğrençti. Vicdansızlıktı. Gülüş duruma düştüğünü bilmiyor muydu bu adam? Yine bir şey demedi. Kocaman bir sabır çekti içinden. Çağatay arabasına doğru ilerleyince gözünde kalan diğer yaşlar da patır patır dökülüverdi. İçindeki acı his boğazında yakıcı bir tat bırakmış. Sessiz bir fısıltı çıkmıştı dudaklarının arasından. Öyle olsun be adam. Ödet. Ama sadece o tokatın hakkını ödet. Çünkü yanlış yaptığım tek şey oydu. Nur, yavaş hareketlerle ayağa kalktığı gibi arabanın içerisinde kendisine bakan adama doğru ilerledi. Ve arabanın arka kapısını açarak bindi. Bir de öne binemezdi bu olaylardan sonra. Eşyalarını al. 45 dakika sonra uçağa yetişeceğiz. Nur şaşkın bir şekilde boş yola bakıyordu. Anlamadım. Benim eşyalarım yok, dedi sessiz bir tonla. Eşyaları yoktu. Hepsi ailesinin evinde kalmıştı. Var. Dün sen uyurken Ali'ye söyledim, almış bugün. Gidip onları alırsın çünkü bir hafta bala yapacağız. Yüzünü kapatırken konuştu. Benim bedenimi nereden biliyordun da elbise aldırdın? Bu kadar mı hayatını ele geçirmişti bu adam? Beni hafife alma Nurkaya. Ben istedim mi her şeyi bilir ve öğrenirim. Nur yine bir şey diyemedi. Sessiz kaldı. Sadece Samyeli soy isminin isminin yanında kalktığında bir çocuk gibi sevindi. Hiç sevmiyordu. O adamın soy ismiydi. Kendisiyle zorla evlendirilen adamın soy ismiydi. Nur, dolapta kendisine alınan kıyafetleri adamın eline verdiği bavula dolduruyordu bir yandan. Bir yandan ise hızlı olmaya çalışıyordu. Daha akşam namazını kılacaktı. Yerleştirdiği bavulu kenara koyup lavaboya gitti abdest almak için. Abdestini aldıktan sonra namazlığını alıp namazını kıldı. En azından ibadetiyle bu acı şeylerden biraz da olsa uzaklaştığını hissediyordu. Kaçış yeri, tek sığınağı inancıydı. Nur, hadi in aşağıya. Kendisine bağıran adamın kızgın ses tonu yüzünden seri bir şekilde seccadeyi katlayıp kenara koydu. Odanın kapısını açarak elindeki bavulu sürükledi. Bir daha buraya geldiğinde Seval Hanım ve Atıf Bey olmayacaktı. Ve acıya merhaba diyecekti Nur. Bavulunu merdivenin son basamağından indirdiğinde kapının orada hiçbir şey yapmadan öylece bekleyen adama değindirdi kahverislerini. Ne olacak odun? Yardım etmeye zaten. Aman bir yerine bir şey olur maazallah. İçinden geçirdikleriyle beraber evden dışarı çıktı. Arkasından da Çağatay. Taşıdığı ağır boğul iyi ki gelinliği çıkardım diye düşündürmüştü. Çünkü bir de o gelinlikle bu bavulu taşımak ölüm olurdu. Çağatay bagajı açıp kadının neredeyse saatlerdir taşıdığı bavulu bir saniyede kaldırıp koydu. Sürücü koltuğuna yerleşti. Nur da yine arka koltuğa doğru geçti. Adamın zoruna gitse de kadının tavrı hiçbir şey demeden sürmeye başladı siyah jipini. Büyük sürpriz dört gözle bekliyordu genç kızı. Neden durduk? Sormadan edememişti. İçine doğan kötü his yine onunlaydı. Birisini bekliyoruz. Korktuğu başına geliyordu. Kim gelecek ki? Ürkek kısık bir ses tonuyla konuştu. Yüreği bu acıya dayanabilir miydi? Görürsün geldiğinde. Korku dolu,
can sıkıntısıyla arabanın camından lüks filyaları seyretti. Geçtikleri yerler hep lükstü. Tam o sırada dışarıya odaklanmışken kendilerine doğru salına salına gelen kadına baktı. Bunun ne işi vardı şimdi? Ve de niye elinde bavul vardı? Nur o an adama doğru bakışlarını çevirdi. İlk defa gözlerinin en derinine baktı. Çağatay da eşlik etti Nur'a. Kadının bir şey demesini bekledi. Hayır gelmesin, gelemez o kadın demesini bekledi. Fakat kadın bir şey diyemedi. Kadın sustu. Adam bekledi. Gözleriyle adama, kocasına hesap sordu. Ama adam anlamadı, anlayamadı. Ben geldim aşkım. Nur, kadının aşkım demesiyle birlikte sanki arabanın içerisinde kendisi yokmuş gibi davranan kadına baktı. Ve adama tek bir kelime söyledi. Yanlış seçim, yanlış seçim, yanlış yol. Çağatay Nur'a baka kaldı. Kelimeler tükendi kaldı sanki. Bir şey diyemeden kadın çevirmişti çoktan kahvelerini. Kadın söylemişti adama. Bu yaptığı yanlıştı. Yanlış bir seçimdi. Yanlış bir yoldu. Nur, arabanın hareket etmesiyle birlikte içinden geçen düşüncelerle yapayalnız öylece kaldı. Tek kendisi ve boğuk dünyası. Sadece o tokat. O tokat için çekeceğim bu acıları. Çekeceğim, cezadan sonra elbet seni durduracağım. İleriye gitmene izin vermeyeceğim. 5 dakika sonra Antalya'dayız. İyi o zaman aşkım. Nur hiçbir şey söylemiyordu. Sadece uçak korkusu olduğu halde koltuğun yanlarındaki bulunan kollara tutunuyordu. Bu ne garip bir andı. Kocası, sevgilisi ve kendisi balayına gidiyordu. Saçmalığın daniskasıydı. Aklına gelen bir hikayeye sahnesi hayatının gerçeklerini, o hikayede olanların ise tamamıyla hayal ürünü olduğunu bir kez daha açıkladı. Korkuyorum Uyaz. Ben yanında misin? Adam sevdiği korkuyor diye sarılıyordu. Sırf onun korkusunu yenebilmek, korumak için. Ama peki ya kadının hayatı böyle miydi? Hayır. Kadın korkuyordu. Fakat ona ben yanındayım diye sarılan bir adam yoktu. Gerçi onun mutluluğunu isteyen bir adam yoktu hayatında. Babası, abisi ve kocası. Onlar acı çekmesini istiyordular hep. El ele o kadınla tutuşan adam kocasıydı. Ve ona acıyı bahşediyordu. En iğrenç hissi. Aldatılmışlığı tattırıyordu. Bir kez daha korkudan koltuğun yan taraflarındaki kollara tutunurken bu sefer Çağatay'la göz göze geldi. Tuhaf bakışlarını anlamlandıramasa da Nur boş verip önüne döndüğü gibi gözlerini sımsıkı kapattı. Bu iğrenç anın geçmesi için uyuyor numarası yapmaya başladı. İlk defa uçak macerası eşittir kalp kriziydi adeta. Tekrar aklına uçakta yaşadıkları o anı geldi. Nasıl bir kabusun içindeydi hiç bilmiyordu. Uçağa binerken Nur, kocası ve o sevda denen kadın önden yürürken o tam arkalarındaydı. Onların yan yana yürüyüşlerine baktı uzun uzun. Yakışıyorlar işte. Benim burada olmamam gerekiyor. Zaten bu adamın hayatında fazlalıktan başka bir şey değilim ki ben diye düşündü. Uçağa doğru yürüyüp içeri girdikleri an Nur, kadının kocasının elinden tuttuğu gibi yanına çekip üçlü koltuğa oturuşlarına baktı. Bir şey diyemedi. O da usulca onların yanında tek kalan yere oturdu. Adam da bir şey demedi. O yüzden kadın da uçaktakilerin onların ikisinin evli sanmalarını mutluluklar değişine bile bir şey demedi. O benim kocam, biz evliyiz demedi. Diyemedi. Çünkü adam susmuştu bir kere. Günümüz, kaldığımız an. Kadın acı bir şekilde gülümserken uçak pilotu iniş anonsunu yapıyordu. Anonsu duyunca gözlerini açtı ve beklemeye başladı. Aynı yanındaki kişilerin yaptığı gibi. Nur, yanıma gel. Çağatay, Nur'u yanına çağırıp arabasının gelmesini beklemeye başladı. Kadının bu hareketlerini anlayamıyordu. Az daha yanına çağırmasa resmen karısı havaalanında rastgele bir arabanın altında ezilip gidecekti. Bu kadar dalgınlık, hissizlik de neydi? Önlerine gelen adamın siyah jipiyle Çağatay şoförden anahtarı alıp yerine geçti. Sevda ön koltuğa, Nur ise aynı yerine arka koltuğa oturdu. Araba harekete geçti. Kısa bir süre sonra kalacakları otelin önüne geldiklerinde herkes arabadan indi. Yine önde Sevda ve Çağatay giderken arkalarında da Nur ilerledi.
Otelin içine girdiğinde kadın hemen onların arkalarından geliyordu. Yolculuk Nur'u epey bir yormuştu ve şimdi sadece huzurlu bir uyku istiyordu. Çağatay görevliyle konuşup odaları hallettiğinde bavullar da gelmişti. Dalgın bir halde olan Nur'un kolundan sıkça tuttuğu gibi asansöre doğru ilerletti. Arkalarından Sevda geliyordu. Asansör 7. kata çıktığında kapılar açılmıştı. Çağatay iki kadına da önce çıkmasına izin verdi ve daha sonra kendisi çıktı. 350. Genç adam numarayı görmesiyle durdu. Zaten onun yanındaki 351 numaralı odayı da onlar tutmuştu. Nur'a bir bakış attı Çağatay odanın kapısını açtı. Sevda'ya geç içeri deyip odanın kapısını kapattı. 351 numaralı odanın kapısını açıp içeriği gösterdi iri bedeniyle. Nur içeri girdiğinde Çağatay kadına baktı. İntikamın acı kelimelerini bastırarak söyledi. Kapıyı da genç kızın üzerine kilitleyip deli esen bir rüzgar gibi çıktı odadan. Kusura bakma ama seninle balayı yapmaya gelmedim buraya Nurkaya. Her neyse sen burada kalacaksın. Ben istediğim zaman gelip senin kapını açarım. Yalnız istediğim zaman. Şimdi usulca yatağa gir ve uyu. Ben yan odadayım. Bir de bu odada kalıp sarılı bir şekilde seninle uyanmak istemiyorum. Nur bir şey yapmadı. Sadece adamın gidişini izledi. Dili suskundu. Bedeni mühürlüydü. Ne diyebilirdi ki? Adam onu istemiyordu. Yüzsüz gibi hayır benimle kalacaksın diyemezdi. Bu hakkı ona vermemişti. Nur gururunu çiğneyemezdi. Sadece o tokatın acısı ve para için dayanıyordu. Bu onun en büyük imtihanıydı. Nur ve oğlu gideli tam 3 saat olmuştu. Aklı onlarda kaldığı için Seval Hanım arayıp sormuştu ve aldığı cevapla da mutlu olmuştu. Onların iyi olmalarını, sağ salim bir şekilde Antalya'ya vardıklarını öğrenmek içine su serpmişti. Anne yüreğiydi. Kuşku doluydu hep bir yandan. Atıf Bey'in yanına yatağa geçti. Oğlu için dua edip kocasına sımsıkı sarıldı. Kocası onun için hayattı, sığınağıydı. Tam o sırada kapının alacaklı gibi çalınmasıyla Seval Hanım irkilerek sıçrarken Atıf Bey ise kim bu densiz diye söylenip aşağıya doğru merdivenlerden inmeye başladı. Aynı şekilde ardından da meraklı bir halde karısı. Atıf Bey kapıya doğru ulaştığında kapının açık olmasıyla karşısında gördüğü yabancı kişiye çatık kaşlarıyla baktı. Ne işi olabilir bu genç adamın burada diye düşünürken genç çocuk birden bağırmaya başlamıştı. Nur nerede? Nur nerede? O adam Samyeli bozuntusu nerede? Nerede diyorum onlarla? Atıf Bey sinirlense de sakin bir ses tonu kullandı. Hop ağır ol evladım. Onlar balayında. Hem sen kimsin? Ne oluyor? Öyle mi? Ben benim. Bu yabancının densizliği ve cesareti fazlaydı. Aynen öyle. Bağırmadan buradan kaybolursan iyi olur evlat. Çünkü birazdan güvenliği çağıracağım buraya. Belli ki densizin tekisin. Merak etme babalık. Çok kalmayacağım. Ben bunu getirmiştim. Düğün hediyesi olarak. Mert arkasına sakladığı küçük bir çantayı adama doğru uzattı. Ve adamın almasını daha beklemeden yere bırakarak geldiği gibi geri çıktı. İğrenç yerden. Nur'un hediyesini verilmişti. İşi bitmişti. Artık bir daha o kızın ne yüzünü görecekti ne de ona ait olan herhangi bir şeyi. Nur kapısı kilitlenmiş odada uykuya kucak açarak derin bir uyku çekmeye hazırlandı. Yorgunluğu deliksiz bir uyku bahşetmişti. Dayanamamıştı ve en sonunda uykuya dalmıştı. Göz kapakları saklayıvermişti kahverislerini. Aynı saatlerde Çağatay uyanık öylece odanın kapısının önündeki koltukta oturarak bekliyordu. Sevda çoktan uyumuştu. Önemi var mıydı onun için? Sanmıyordu. Kararsızdı genç adam. Çok kararsızdı. İçindeki boğuk hislerle savaş veriyordu adeta. Bir yanı Sevda'nın yanında kal derken bir yanı dön karının yanına diyordu. Kafasının karışıklığına dayanamadı. Ve hiç düşünmeden ikinci seçeneğe ait kıldı benliğini. Gönülden bir bağ onu olması gereken yere götürüyordu. Kilitlediği kapıyı açtı. Usulca içeri girdi. Sırt çıkartmamaya dikkat ederken yatakta her zamanki gibi masumca uyuyan kadını gördü. Açtığı kapıyı kapattı yavaşça. Kilitlemek adice olmuştu. Şerefsizlikti. Ufak adımlarla Nur'un uyuduğu yatağın başına doğru geldiğinde dizlerini kırarak başında oturdu. Ve kendisinden istemsiz soluk kızıl dudaklarını araladı.
Sen nasıl bir şeysin be kadın? Neden ben şimdi diğer odada kalamadım da buradayım? Neden beni buraya doğru çekti o gönlün, benliğin? Nasıl bir şey var aramızda? Görünmez bir bağ işlenmiş yüreklerimize. Anlamıyorum. Çok, çok değişik durumdayım. Sevda'ya her şeyden habersiz odada olduğumu sanıyordu. Nasıl bunu başardım bilmiyorum. Kahve, fakat çok kötü bir haldeyim. Sen nasıl bir şeysin be kadın? Neden ben şimdi diğer odada kalamadım da buradayım? Neden beni buraya doğru çekti o gönlün benliğin? Nasıl bir şey var aramızda? Görünmez bir bağ işlenmiş yüreklerimize. Anlamıyorum. Çok çok değişik durumdayım. Sevda her şeyden habersiz o odada olduğumu sanıyor. Nasıl bunu başardın bilmiyorum. Fakat çok kötü bir haldeyim şimdi. Kapıyı kilitlememem lazımdı belki de. Yanlış bir seçim senin dediğin gibi. Yanlış bir yol benimkisi. Üzgünüm kadın. Çağatay yavaş yavaş ayağa kalkıp karısının yanına uzandı. Buraya ait hissetmek çok da kötü hissettirmiyordu. İlk 5 dakika sırt üstü yattı. Kadına doğru yüzünü çevirdi. Ve bu sefer de sağ eliyle çenesinin altında karısını seyretmeye daldı. Düzenlediği plana göre 5 ay sonra çıkacaktı onun hayatından Nurkaya. Ona ait olmayacak kadar fazla masumdu karısı. Ama istemiyordu da böyle bir şeyi. Kalbini acıtan bu hissi yakıcıydı. Nur'u seyrederken yanlış olduğunu biliyordu. Kadının kolunu tam göğsüne doğru düştüğünü hissettiğinde gülümsedi Çağatay. Gülümsemeyeli çok olmuştu. Deli gibi yattığını şimdi daha iyi anlıyordu. Nurkaya dağınıktı. Bir o kadar da tamamlayıcıydı. Uykulu hale geçiş yaparken ne kadının elini çekti göğsünden ne de bir şey yaptı. Sadece gözlerini kapatıp derin bir uykuya daldı. Karısının üzerindeki varlığı rahatsız edici değildi. Çağatay da Nur da yorulmuştu bugün. Düğünün kırıntıları yorgunluk pay etmişti ikisine de. Çağatay uykuya dalacağı sıralarda sersemliğinden dolayı göğsünün üzerindeki eli sımsıkı kavrayıverdi. Hiç bırakmak istemiyordu. Bir çocukmuşçasına ipi elinden kaçacak uçan minik bir balon gibi kadının elinden sımsıkı kavradı. Tamamlanmak böyle bir şey miydi? Elleri ellerinde. Nur elinin üzerinde hissettiği baskıyla uykusundan uyanıp ne olduğunu anlamlandırmaya çalıştı. Yanında Çağatay'ı görmesiyle kala kaldı öyle. Elindeki baskının sebebi kocasıydı. Gözünün önünde duruyordu. Sakin bir uyku içerisindeydi. Adamla uyandığı o sabahı hatırlayıp hızla elini adamın iri ellerinden çekti. Eli adamın elinin yanında küçücük kalmıştı. Acıyı hissetmek istemiyordu. En iyisi uzaklaşmaktı bu adamdan. Ateşti o. Çağatay'ın bir an neden geldiğini çok merak etse de duvardaki saate doğru ilişti gözleri. 06:03. Yataktan kalkıp odanın içerisinde balkonun yan tarafına doğru kalan kapıya doğru ilerledi ve içeriye girdi. Sabah namazını kılacaktı. Önce abdest alması gerekiyordu. Üzerine değindiğinde irisleri dünkü kıyafetleriyle uykuya daldığını fark etmişti. Ama yapacak bir şey yoktu da. Yorgunluk olunca insan hiçbir şey tanımadan direkt uykuya geçiş yapabiliyordu. Aralıksız uykuya kucak açıyordu. Hem ilk defa olan bir şey değildi. Abisinin dövdüğü gecelerin ardından kaç kere soluksuz bir şekilde üzerinde elbiseyle uyuyadalmıştı. O zamanlarda çektiği acılardan başka bir şey düşünemiyordu. Acı fazla yoğundu çünkü. Çağatay gözlerini açarken karşısında boş yatak görmeyi hiç beklemiyordu. Daha çok üzerinde kadının kolunu, hatta bir bacağını bile ayağının üstünde beklerken boşluk hakimdi yatağa. Diğer taraftan çoktan soğuğa yüz tutmuştu. Dün bizzat şahit olduğu karısının deli gibi yatmasının ardından boş yatak görmek hayal kırıklığıydı. Yataktan doğrulduğu sırada odanın köşesine doğru bakışları kayınca Nur görmesiyle duraksadı. Kendisine anlamsız gelen hareketler yaptığını görüyordu. Ama nedensiz onu izlemekten kendini alıkoyamadı. Nur namazını bitirene kadar Çağatay da onu seyretti. İçine de bir yerlerde bu kadına merhamet doğuyordu. Normalde tokat atsaydı başkası Çağatay kızla uğraşırdı. Yine fakat evlenmezdi. Bu kızını evlenmişti. Nasıl yapmıştı bilmiyordu. Bir anlık kararla olmuştu nikah masasına. Nur namazını bitirip arkasını döndüğünde karşısında Çağatay'ın yeşil irislerinin onun üzerinde olduğunu hiç beklemiyordu. Umursamadı. Elini aldığı odadaki beyaz çarşafı katlayıp kenara koydu. Aynanın karşısına geçti ve hafif bozulmuş olan siyah eşarbını düzeltti. Sanki adam hiç burada yokmuş gibi davranıyordu.
Bu davranış onu hala izlemekte olan adamı deli ediyordu. Umurunda mıydı? Değildi. Hazırlan. 10 dakikaya aşağıda kahvaltı yapacağız. Bu arada ben duştayım. Banyoya doğru hızlı adımlarla giden Çağatay görüş açısından hemen çıkıverdi. Nur adamın gitmesiyle beraber tuttuğu nefesini bırakarak derin mi derin bir nefes aldı. Çok kasmıştı kendini. Konuşmayacağım o adamla dedi. Hazırladığı bavula doğru gitti ve içinden bugün için giyebileceği birkaç elbise bakmak için bavulun fermuarını açtı. Gözüne takılan mavi boydan elbise çok hoşuna gitmişti. Giymek için sadeydi hem de. Elini uzattı elbiseye doğru ama ansızın duraksayıverdi. Bir yana o elbiseyi hiç almak istemiyordu. Çünkü bu elbiseleri o canavar adam almıştı. Yalancı kocası Çağatay almıştı. Yapacak başka bir şey yoktu. Mecbur eline mavi elbiseyi alıp odanın küçük bir köşesinde duran araya girdi. Ve elbiseyi giymeye başladı üzerine. Tam o sırada elbisesinin fermuarını kapatmakla uğraşırken Nur sırtında hissettiği o tenle o dokunuşla tüm tüylerinin diken diken yüreğinin ürperdiğini hissetti. O değil de bu adam ne ara banyosunu bitirmişti ki? Korku içerisinde hiçbir şey yapamadan öylece olduğu gibi durdu. Sırtında duran elin elbisenin fermuarını kapattığını anladı ve nefesini tutuverdi o an. Arkasında Çağatay vardı. Etrafa yayılan parfüm kokusuna karışmış erkeksi kokusu farklı bir etki yaratıyordu yüreğinde. Kokusunu algılamak istemiyordu. O adama karşı hisler beslemek istemiyordu. İçinden Çağatay gitsin diye dua ediyordu. Kasma kendini bu kadar, Nurkaya. Her neyse, seni bekleyemem. Yürü de kahvaltıya aşağı inelim. Sustu. Kendini kasması etkilendiğinden çok yanlışınaydı. Demin nikahları yoktu ki onların. Bana dokunma. Dokunma. Çağatay çatık kaşlarıyla Nur'a baktı. Kafasını iki yana salladı. Dokunmadım ki bile. Sadece fermuarını çektim. Yardıma ihtiyacım var gibi gözüküyordu. Alaylı bir sırıtma peydah olmuştu Çağatay'ın yüzünde. Nur endişe dolu gözlerini hızla kaçırdı. Nasıl söyleyecekti ona haramsın bana diye hala? İnancı bile yoktu. Anlamazdı ki. Dokunma. Yanlış. Ne yanlış Nur Hanım? Karıma dokunmam mı? Evet. Allah katında değiliz karı koca. Ben oraları bilmem güzelim. Haydi saat geçiyor. Kafasını iki yana olumsuz derecede salladı. Umut azalıyordu. Ensesine doğru gelen Çağatay'ın nefesini hissedince anında kendini geri çekip kafasını salladı. Bu sefer olumlu bir şekilde. Ne yapacağını şaşırmıştı. Ondan ölesiye nefret ediyordu. Yanlıştı. Ve kendisi yanlıştı. Ama bir o kadar da doğru hissettiriyordu. İki ucu keskin bıçağın ortasında kalmıştı. Ne yana dönse kan revandı. Kapıya doğru hızlı adımlarla ilerlerken Çağatay Korkut da onu takip ederken kapıya doğru ilerledi. Üzerindeki siyah gömleğinin kollarını, yakalarını düzeltirken son anda kapının yanında duran siyah kanepenin üstündeki siyah ceketini de alıp giyindi. Şimdi hazırdı. Her zaman siyah favorisiydi. Tam kapıyı açtığında Nur karşısında Seda'yı görmesiyle artık şaşırmayıp konuşmadan yoluna devam etti. Asansöre doğru ilerledi. Seda ise genç adamın koluna girdiğinde dün neden yanında yatmadığını büyük bir merakla soruyordu. Fakat adam umursamadan kadına baktı. Kolunu çekti hızla. Yürü Sevda dedi. Biraz daha aç kalmak istemiyordu. Kahvaltı yapmak istiyordu. Yılışık kadın da iyice bunaltıyordu. Çağatay, Nur'un asansörün düğmesine bastığını gördüğünde kadının hızlı hareketleri hoşuna gitmeye başlamıştı. Nur asansörün düğmesine basıp gelmesini beklerken bir yandan da arkasına dönmemek için elinden geleni yapıyordu. Onları yan yana, o kadını kocasının dibinde görmek istemiyordu. Yapamazdı, dayanamazdı. Daha adamın dün neden gelip yanında yattığına bile bir anlam verememişti. Her şey karmakarışıktı. Asansörün açılan kapısıyla içeri girdiğinde asansörün kapanması da bir olmuştu. Nur, şaşkın hallerini asansörün içinde gezdirirken kendisinden hariç bir nefes daha işitti. Bir adam vardı. İkisi asansörün içinde yanlıştı. Olmaması gerekiyordu. Gerçi bu kaba davranışa erkekler sahipti en çok. Gözlerini sımsıkı sıktı. Sinirliydi. Her an bir şey olabilirdi kendisine. Bu adam hiç mi dikkat etmezdi çevresine? Pardon da neden bu kadar acele etmeyi seviyorsunuz? Bana bir şey olabilirdi. Yaralanabilirdim. Konuşmak istememişti ama az kalsın neler oluyordu. Biliyordu yanlıştı. Konuşması da fakat uyarmak istemişti. İşim vardı hanımefendi.
Aldığı cevap sinirini katladı. Gözleri adamdan hariç her yerdeydi. Takım elbiseliydi adam. Siyah kunduraları vardı. Gördüğü tek şey buydu. Olması gereken de bu. İş mi? İnsanların canı bir iş kadar değerli değil mi? Merak etmeyin. O konuda iyi nişancıyımdır. Bakın sapasağlamsınız. Bir yerinizde kırık falan yok. Demek ki siz insana bir zarar gelmedi. Yabancı adamın konuşmasıyla Nur daha fazla dayanamayıp yan döndü. Hayatı alt üst olmuştu. Bir de bu adamla tartışmak istemiyordu. Telefon müzik sesinin asansörün içini doldurmasıyla beraber telefonunu alıp kim arıyor diye baktı. Hoş, gerçi büyük ihtimalle Çağatay arayacaktı. Ne de olsa beklememişti onu. Bu hakaret sayılırdı. Gururuna dokunurdu. Artık açsanız şu telefonu hanımefendi. Bizdeki de kafa. Nur, adamın kendisine seslenişine ters bakışlarını bahşetti. Elindeki telefonun kırmızı ışını kaydırarak aramayı sonlandırdı. Erkekler cidden çekilmezlerdi. Oh dünya varmış. Sonunda kapattınız. Kocanız mı? Ya sabır çekti uzun uzun. Bu samimiyet nereden geliyor beyefendi? Size ne? Tamam. Bendeki de soru. Tabii ki de evlisin. Benim otelime daha çok balayı çiftleri gelir. Nur yüzünü eşkitti. Batsın da balayıları. O zaman sorularınız bitmişse konuşmayı keselim. Oteli biliyor musun bari? Tek başına kalmışsın. Nur işte o an duraksadı. Nerede olduğunu söylememişti Çağatay. Dur anladım bilmiyorsun. Şanslısın ki yemekhaneye gidiyorum. Sen de oraya gidiyor olmalısın. Adamın doğru kelimelerine bir şey diyememişken dudaklarını ısırdı sinirden. Nasıl da anlamıştı öyle. Asansörün açılmasıyla beraber Nur hızla içeriden çıktı ve ilerlemeye başladı. Zaten büyük ihtimalle Çağatay Korkut onu bulduğunda öldürecekti. Köşe bir yere geçip beklemeye koyuldu. En azından burada beklemeliydi. Hiç bilmiyordu oteli. Arkasında bir el omzuna dokundu. Nur işte şimdi bittim ben diye düşünürken duyduğu kahkahayla kapattığı gözlerini hemen açıp omzunu dürten asansördeki yabancı adama ters ters baktı. Ne istiyordu ondan bu adam? Elinizi çekin lütfen. Oo, korkma örkek ceylan. Bir şey yapmıyorum sana. Ne istiyorsunuz? İsmini. Bir yağ sabır daha çekti kadın. Sınanıyordu. Ne münasebet beyefendi. Ben evliyim. Ve de birazdan kocam yanıma gelecek. Sizi görmeden gitseniz iyi olur. Yoksa acıyan yine kendisi olurdu. Ondan tek yolladı seni. Bilmediğim bu otelde yemek salonuna kocan değil mi? Haklıydı yabancı adam. Ama yapacak bir şey yoktu. Bu sizin sorununuz beyefendi. Kapıyı hızla çekmeseydiniz kocam da gelecekti. Dedi. Saklamak zorunda kalmıştı. Kimse acısını bilmiyordu. Kimse. İçinden geçirdi Nur. Aman ne koca ne koca. Yalancı. Hayatı ona zindan eden koca. Her neyse. Ben Kerem Gündoğan. Gündoğan Otel'in yani bu otelin sahibiyim. Bu da benim kartım. Eğer olur da kocanız sizi yine yalnız bırakır da buralarda kaybolursanız arayın yardıma gelirim hanımefendi. Nur son anda eline sıkıştırılan bir kartla beraber adamın hızlı adımlarla yanından gitmesiyle ne yapacağını bilemeden elindeki karta baka kaldı. Tam o sırada karşısında kendisine doğru çok sinirli bir şekilde yaklaşan Çağatay'ı fark etti. Ne yani? Görmüş müydü şimdi her şeyi? Korku dolu yanına yaklaşan adama bakıyordu. Ne yapacağını hiç bilmiyordu. Sadece tek dilediği yanında bulunan kadının olduğu zamanlarda kendisini azarlamamasıydı. Ama dilediği kabul olmamıştı. Kendisine doğru hızlı adımlarla yürüyüp anında yanında bitti Çağatay Korkut. Daha ağzını açmadan o kadının gözlerinin önünde kolundan sertçe kavradığı gibi asansöre doğru ilerletti. Düğmelere rastgele basıp açılmasını bekledi. Ve 2 dakika sonra asansörün açılmasıyla beraber içeride bulunan 3 kişiye bakarak bağırdı genç adam. Çıkın dışarıya. İçerideki insanlar telaşla dışarı çıkarken Çağatay Nur'u sertçe içeri soktu. Ardından kendisi de içeri girip kapanma düğmesine bastı. Yabancı bir adamla samimi bir şekilde oluşunu hatırlayınca tekrar sinirle Nur'un sindiği asansörün duvarına elini sertçe geçirdi ve yumruk attı. Ne yaptın lan sen? O adam da kim ha? Nur kimdi? Kimdi dedim lan sana. Korkuyordu. Delirmişti bu adam. Lan bana cevap ver. Benimle bile tanıştığında bu kadar samimi değildin. Ne o? 1 dakikada o adam. O adam. Yeter be yeter. Benim bir suçum yok. Bakamam. Konuşamam erkeklerle. Bu doğru değil. Adam düğmeyi hızlıca basınca asansör kapandı. Ve ben de az kalsın arada kalıyordum.
Yani anlayacağın adamla konuşma nedenim buydu. Anladın mı? Başka bir nedenim yoktu. Yoktu. Sonunda tüm içindekileri dökmüştü. Yeterdi. Boğazına kadar gelmişti her şey. Öncelikle bağırma bana. Sen nasıl bağırırsın? Çağatay sinirliydi. Gözleri kan çanağı, yüzü kıpkırmızı, damarları belirgindi. O adamla konuşmanın başka bir sebebi var değil mi Nur? Mesela o adam bu otelin sahibi olduğu için olabilir mi? Duyduklarıyla beraber şaşkınca adama baktı Nur. Dolan gözlerinin ihanetinde sinirle konuştu. Ne diyorsun sen ya? Ne demeye çalışıyorsun sen? Dediğim şu Nur. Adam zengin, anladık, ama ben daha zenginim o adamdan. Yani asıl benimle ilgilenmen gerekir. Ben para düşkünü biri değilim. Değilim. O yüzden otelin sahibini bulur bulmaz konuştun hemen. Sen... Ne lan ne? Ne ben? Pisliğin tekisin. Şerefsiz ve adi bir adamın tekisin. Anladın mı? Anladın mı? İçindeki acılarla paramparçaydı. Para düşkünü değildi. Değildi asla. Gözyaşları yüzünde, acısı yüreğinde bir çareydi benli. Çağatay duyduğu sözlerle beraber kadının kahve gözlerini yeşillere hapsetti. Sinirle onun sindiği duvardan kendine doğru çekerken bir yandan da kadının kolunu arkasından sıkıca kavrayıverdi. Bu kadın ne demişti ona? Çatmış kaşları öfkeli bedeniyle baktı Nur'a. Ne dedin sen? Diye vücuduna çok yakın yerde olan kadına bağırırken adam nefesi kadının tam da alnına değmişti. Nur acıyan kolu yüzünden dayanamayıp yüksek bir sesle söylediği lafları tekrar etti. Canını yakıyordu. Pisliğin tekisin. Şerefsiz ve bir adi adamın tekisin. Anladın mı? Anladın mı? Çağatay tekrar duyduğu lafları sinesine çekti. Burnunun dibinde olan kadına sırtarak baktı. Daha yeni karar verdiği şeyi yapmak istiyordu işte şimdi. Nur'u daha da yakın kendine doğru çekip kulağına doğru fısıldayıverdi acı kelimelerini. Sanki kimseler duymasını istiyormuş gibiydi. Nur'un kollarında titremesi Çağatay'ı neşelendiriyordu. Pislik adam, adi adam ama bir şey diyeceğim Nur. Kısa bir zaman sonra bu şerefsiz adamın çocuğunu tam da burada. Eliyle kadının karnını gösterip o muhteşem sesiyle fısıldadı kızın bedenine doğru. Karnında taşıyacaksın. Nur, korku dolu Çağatay'ın kolunu sıkı tutuşuyla ayakta duruyordu sadece. Bıraksa düşecek. Bıraksa yerle bir olacaktı. Duyduğu o kelimeler kötüydü. Nasıl iyi olabilirdi ki? Nasıl? Bir çocuk, anne olmak. O ve anne olmak. Her şey geçti, babası bu adam. Korkuyordu Nur, korkuyordu. Titrek bedeni ona hiç yardımcı olmayarak da bu korkusunu güzelce adama sunuyordu. Belli etmişti korkusunu istem dışı. Olanlar, bütün yaşananlar ufacık bir hata yapmasıyla beraber olmuştu. Bir de büyük hata yapsaydım o zaman ne yapardı bana bu adam diye düşünmeden edemedi. Gerçekler bir bir yüzüne çarparken canını çok yakıyordu. Ufak bir hatanın bedeli bunlar olmamalıydı. Ama şimdi söyledikleri, adamın karnını işaret edişi, bebeğimi karnında taşıyacağın deyişi çok çok korkutucu ve dehşetti. Ağır bir bedeldi. Olmamalıydı. Nur düşününce anne olmayacak kadar kendisini iyi birisi olmadığını, hatta daha olgun bile olmadığını çok iyi biliyordu. O daha kendisine düzenli, huzurlu, mutlu bir yaşam sunmamıştı ki bir bebeğe yaşam sunmaya yardımcı olacaktı. Bu haksızlık olurdu işte. O bebeğe yazık olurdu. Çünkü bir cana iğrenç bir yaşam sunmak bencillikten başka bir şey değildi. Bakamayacağın çocuğun günahına girmek mi? Yanlıştı. Korku dolu kahve irislerini adamın yeşil gözlerine çevirdi. Ve sessizce mırıldandı. Bedenini hissetmiyordu. Sesine, nefesine ait değilmiş gibiydi sanki. Aha hayır. Lütfen. Çağatay umursamayıp asansörün düğmesine bastı. Asansör çalıştıktan sonra genç kızı kendinden biraz uzaklaştırıp kolundan sıkıca kavrayıverdi. Açılan kapıyla birlikte ardından Nur'u da çıkarıp onlara ait olan odaya doğru ilerletti. Kahve irislerin en derinine bakarak konuştu sertçe. Hazırlan. İşte şimdi ben bittim diye düşünüyordu Nur. Bitmişti, sonu belliydi. Çünkü hazırlan demişti adam ona. Şaşkınlık ve korku dolu bakışlarıyla Çağatay'ı bulmuştu. Yapmazdı değil mi? Yapmazdı. Yapmamalıydı. Bunu bari ona yapmamalıydı. Korkuyordu çok. Ne bakıyorsun hala yüzüme bönbön? Hazırlan gidiyoruz İstanbul'a. Ne?
Sesi tepkili çıkmıştı. Beklemediği bir şey olmuştu çünkü. Sevinse mi yoksa ağlasa mı bilemedi. Şaşkın bir halde adamda kalmıştı sadece. Duydun, İstanbul'a gidiyoruz. Annemler zaten evde olmayacaklar. Hoş olsalar bile umurunda değil bundan sonra. Nur, Çağatay'ın keskin sözlerinden sonra gözlerini kıstı. Acıyla. Neden? Nedendi? Neden bana bunu yapıyorsun? Ben sana ne yaptım be adam? Söylemeden edememişti. İçine oturmuştu acı. Ne yapmıştı? Ne yapmıştı ki? Ne yaptın öyle mi? Ne yaptın? Ulan ben geldim. Özürüm özürle. Seni abilerinin, ailenin gazabından korumak için. Ama sen ne yaptın? Ne yaptın? Beni kovdun. Kovdun mu? Üstelik bir de tokat yedim. Şimdi hala ben ne yaptım deme bana. Ben ne yaptım deme. Suçlusun. Beni suçlu kıldığın için suçlusun. O tokatı hak etmiştin. Hak etmişti. Yanlış yapmıştı. Yanlış yöntem kullanmıştı. Yanlıştı. Her neyse. Bugün bir yanlışın daha eklendi listene. Nur Samyeli. Sinirli, öfkeden kıpkırmızı olmuş bir adam ona kötü kötü bakıyordu. Korksa da ondan geri adım atamıyordu. Ne? Ben de seni masum sanmıştım bir de. Şu haline bak. Benimle ilk tanıştığında yüzüme bile bakamadan konuşurken, peki şimdi? Şimdi elin adamın yüzüne bakarak konuşuyordun lan. Yüzüne bakarak. Nur öfkelendi, doldu taştı. Olayın gerçeklerini bilmeden yargılamak çok kolaydı değil mi? Çünkü en kolay yol oydu bir kere. Ben söyledim onun nedenini sana. Geçerli bir neden değil. Ha bu arada İstanbul'a döndüğümüzde her şeye hazır ol. Bundan sonra her şey ama her şey değişecek. Evde artık annem ve babam olmayacak. Bu çok muhteşem bir şey. Acıya merhaba desen iyi olur Nur. Sesi sen ıslah olmazsın. Nur'un kesik ve hüzün dolu konuşmasını umursamayıp Çağatay telefonunu çıkardı. En yakın olan adamını aradı. Ali'yi. Alo Ali. 3 uçak bileti al. Acil hemen. Tamamdır abi. Tıt tıt tıt. Çağatay Korkut ondan çıkıp diğer odaya girdi. Hızlı davranmak zorundaydı. Gideceklerini Sevda'ya da söylemesi gerekiyordu. Neden başına almıştı bu belayı hiç bilmese de bu kadın çekilmiyordu daha fazla. Sevda hazırlan gidiyoruz. Nereye Çağatay? Ne güzel tatil yapıyorduk. Sevda ne dedim sana? Hazırlan İstanbul'a bugün geri dönüyoruz. Tatil bitti. Nedeni o pis kapalı kadın değil mi? Onun yaptıkları yüzünden gidiyoruz. Hayır yani anlamadım ki. O kadınla ne için evlendin sen? Ne için? Çağatay öfke dolu bir şekilde gürledi karşısındaki kadına. Usanmıştı. Sevda, dediğim gibi sana bir bildiğim var. Ve ben demediğim sürece işime de o burnunu sokmaya çalışma. Asla. Karışma bana. Yoksa acımam. Haberin olsun. Ya tamam hayatım. Sevda adama çektiği yağcılıkla beraber boynuna tam sarılacağı sırada Çağatay izin vermeyip ona hızla ittirdi üzerinden. Sarılmak mı? İğrençti. Nefret ediyordu fazlasıyla. Gidiyoruz. Çağatay daha fazla o pislik adamın bu otelinde kalamazdı. Çünkü o adam kendisine bile ilk tanışmalarında yüzüne bakmadan konuşan karısıyla konuşmuştu. Hem de çok laubali bir şekilde. Onunla konuşma mertebesine bile ait olmuştu. Tabii ki de yanına kalmayacaktı adamın. Ne kadar gerçek hayatta yalandan karısı olsa da Nur sonuçta onun şu an kanunlar önünde karısıydı. Ve onun soy ismini taşıyordu. Çağatay kendi soy ismini kullanan bir kadının başka bir adamla samimi bulunmasına izin vermeyecekti. Aksine kendisinin yaptığı yanlışa rağmen ama intikamın peşinde o yolu mübah görmüştü. Yanlış olsa da. Kerem Gündoğan iyi bir dayağı hak etmişti ha. Eski askerlik arkadaşı hakikatli bir dayağı özlemişti. Kendi kendine sırıtırken otelden hızlıca ayrılıp havaalanına doğru sürdü arabayı. Bir yandan da Ali'ye mesaj attı. Hesaplar yığılmıştı. Görülecek hesaplar. Ali, Kerem Gündoğan'ın işini halledin. Yalnız fazla dönmeyin. Lazım bana. 2 dakika sonra attığı mesaja gelen cevaba bakarak yine sırıtmadan edemedi Çağatay. İşinin gerçekleşme ihtimalleri kesinliğe yakın olunca çok mutlu oluyordu. Tamamdır abi. Mesaj alındı. Havaalanına vardıklarında Çağatay arabayı yanına gelen adama verirken bir diğer adama ise bavulları taşıttı. Daha sonra yürümeye meyli olmayan Nur'un kolundan kavrayıp uçağa doğru yürümeye başladı. Ritimli ve hızlı adımlarla. Arkasından ise kıskançlık krizi geçiren Sevda da onlara eşlik etti. Uçağa girdiklerinde bu sefer Nur'un yanına oturup
bir şey dememesi için elinden sımsıkı kavrayıverdi. Her şeyi fark etmişti, her şeyi. Kadının korkusunu misal. Elini sımsıkı kavradığı ve hiçbir şey demeden yanında oturan kadına döndü baktı. Hala nasıl masum olmayı başarabiliyorsun? Şu anki bakışların neden çok masumca? Nasıl bu kadar fazla masumsun? Fısıltısı sadece kendisine aitti. Nur duymamıştı bile. Uçaktan indikten sonra Çağatay ellerine doğru arabayı süren Ali'ye baktı ve tehlikeli bir şekilde gülümseyiverdi. Hallettin mi bizim işi Ali? Adam onu o kadar iyi tanıyordu ki anlamıştı ne demek istediğini çoktan. Evet abi hallettim. Genç adam işinin hallolmasıyla birlikte keyifli bir gülümseme dudaklarına bahşederken arkaya doğru çevirdi yeşil irislerini ve yan yana oturan iki kadın da durdu. Nedensiz aklından bir soru geçti. Hangi kadın benim için daha değerli? Geldik abi. Es geçti kafasındaki soruyu. İnin. Sevda sen de bavulunu al burada kalıyorsun. Çağatay Korkut'un söylediği bu sözlerle Sevda mutlu olurken Nur ise sadece donuk bakışlarıyla adama baka kaldı. Ama yine konuşamadı. Sustu. Konuşmak neden şu an çok ağır geliyordu ona? Belki de bu dünyaya ait olmayışının verdiği etkiden dolayıydı bu ağırlık. Hiçbir şey ona ait değildi. Çünkü değildi. Kocası olacak bu adam da dahil. Onların gelmesini bile beklemeden eve doğru hızla ilerledi. Ve farkında da değildi. Nur ama cehennemine kendi ayaklarıyla yürümüştü. İçeri girdiğinde odaya doğru ilerleyecekken kolundan yakalayan adamla olduğu yerde duraksamak zorunda kaldı. Rahatsız olup kolunu kurtarmaya çalıştı. Ama başarısız kıldı yine. Ne diyecekti ki daha fazla? Nereye? Ne demek oluyordu? Ne diyordu bu adam böyle? Alayla kendisine soru soran Çağatay Korkut'a baktı. Ve kısık bir sesle cevap verdi. Delirecekti. Çok az bir şey kalmıştı. Odaya, malum başka gidecek yerim yok ya. Bu sefer Nur alaylı konuşmuştu. Kim demiş peki orada kalacağını senin? Kahvelerini hızla etrafa gezdirdi. Ve stresten dudaklarını kemirdi. O adam çıldırtmak istiyorsa başaracaktı yakında. Ne? Anlamadım dedi. Hiçbir şey anlamıyordu gerçekten. Diyorum ki senin yerin orası değil. Sen gel benimle sana ait olan yerini güzelce göstereyim. Sonuçta sana 250 bin TL ödedim. Anlayacağın param değerli. Şimdi yürü. Layığın seni bekliyor. Nur'un kolunu her zamanki gibi tuttu. Ve villanın içerisinde yapılmış bodruma doğru götürmeye başladı Çağatay. Her şey yavaş yavaş olacaktı. Zaten kadınla işi bitince serbest bırakacaktı. Meraklısı değildi. Bodrum katına geldiğinde etraf kararmaya başlamıştı. Çağatay kapıyı hızla diğer eliyle açmaya çalışırken Nur ise sadece dua ediyordu Rabbine. Ona yardım etmesini diliyordu. Bu adama birazcık da olsa insaf ve merhamet vermesini istiyordu. Merhametsiz insan her şeyi yapardı. Merhametli kötülüğe engel olan. Kapı yavaşça açılırken Çağatay yanındaki kadına sırıtarak baktı. İntikam tatlıydı. Acıya merhaba de Nur. Evine hoş geldin. Ağzını bile açmadan sadece adama baktı. Baktı, baktı, baktı. Hiçbir şey demedi. Daha adamın içeriye gir demesini bile dinlemeden içeriye girdi yine kendi adımlarıyla. Kapkaranlık olan kutu gibi bu yere bastı ayağını. Çok karanlık olabilir ama bu adamdan daha karanlık asla olamaz bu oda. Diye içinden geçirdi Nur. Kendini güçlü tutmak için çabalıyordu. Artık buradasın. Ya da şey diyelim. Bana iyi davrandıkça buradan çıkma şansın olacak. Fakat iyi davranmadığın sürece burada kalırsın. Haberin olsun. Ha bir de artık hizmetçileri işten çıkarttım. Anlayacağın bütün işler seni bekliyor. Sadece bugün sana izin. Yarın sabahtan itibaren kahvaltı hazırlamak, ev temizlemek veya herhangi bir şeyden sen sorumlusun. Tekrar evine hoş geldin Nur. Nur adamın söylediği şeylerle birlikte sadece gülümsedi. Geniş bir gülümseme. Sabrasım geliyordu. Zaten o kendi evinde bu işleri yapıyordu. Yalnızca arada tek bir fark olacaktı. O da bu ev kendi evlerinden bayağı bir büyüktü. Adamın kendisine son kez bakıp kapıyı çekip gittiğini görünce daha fazla dayanamayıp odanın bir köşesinde bulunan eski yatağa doğru ilerledi. Ve oturdu. Nereye kadar ayakta bekleyecekti öyle? Hayatı çoktan rayından çıkmıştı. Nur bir an keşke hiç o markete gitmeseydim diye düşündü. Bu adamla evli olduğuna inanamıyordu hala.
Nedense sanki bir rüyanın içerisinde uyandırılmayı bekliyormuş gibiydi. Bir simülasyonun içerisindeymiş gibi hissetmek delice miydi? Tam o sırada kapının gürültülü bir şekilde tekrar açılmasıyla kafasını kaldırıp baktı Nur. Çağatay gelmişti. Gelmişti ama yanında bir bavul ve de bavula göre daha küçük bir çantayla. Daha ne olduğunu anlayamadan üzerine doğru atılan çantalara baka kaldı. Küçük çanta abinden sana hediyeymiş. Annem arayıp bizzat söyledi. Nur adamın konuşmasından sonra yanına düşmüş olan bavula küçük çantayı yerden kaldırıp eline aldı. Birkaç saniye sonra ise adam kapıyı kapatmış ve gitmişti odadan. Nur'u bu karanlığın içinde beyaz bir leke olarak bırakıp gitmişti. Bavulu kenara koyup eline siyah küçük çantayı aldı. İçindekileri çok ama çok merak ediyordu. Ama kadın bilmiyordu ki içinde olanları. Eğer bilseydi hiç merak eder miydi ki? Nur çantanın fermuarını yavaşça açtığında gözüne takılanlarla beraber yaşlar adeta bir yağmur misali bedeninden hızlıca akıp gitti. Onu terk etti. Nur bir kez daha yırtılmış birkaç elbisesine ve de yanında aile fotoğraflarının içerisinde kendisinin bulunduğu kısımların yırtılıp çantanın içinde oluşuna baktı ve bir kez daha sayısız gözyaşları yanağındaki yerini almayı başardı. İçindeki acı tarifsizdi. İçindeki acı yakıcıydı. Can acıtıcıydı. Yanıyordu, tükeniyordu, acıyordu Nur. Canı canından çıkıyordu sanki. Çok, çok zordu. Çok zordu. O an sadece kulağına değinen yastı ezanını duyduğu gibi bu karanlık ortamdan ayrılarak tuvalete doğru ilerledi ve eliyle prizi aradı. İbadet huzurunun baş tacıydı. Birkaç uğraş sonunda tuvaletin lambası açılırken Nur burada aslında ışıkların olduğunu anlamıştı. Karanlıkta kalmayacak olmasına seviniyordu. Çağatay Sevda'ya misafir odasında yatmasını söyledikten sonra hızla odasına girdi. Nur'la bir gece yattıkları odaya. Sanki kokusu hala buradaymış gibiydi. İçindeki rahatsızlığı es geçip dolaptan siyah eşofman altını ve üzerine de siyah bir tişörtünü aldı giydi. Daha sonra kendini geniş siyah yatağa bırakıp derin bir uykuya daldı. Yarın şirkete uğraması gerekiyordu. Aksatmıştı şirketin işlerini. Mert, attın mı o kıza ait olan her şeyi? Evet anne, attım. İyi, bir daha o kızın adını bu evde alan hiç kimse olmayacak. Hiç kimse. Fatma, yarın taşınıyoruz buradan. Daha iyi olacak bizim için. Olur Nurullah Bey, zaten daha fazla kalamayız. Baba, her şeyi hallettim ben, siz rahat olun. Kaya ailesinde herkes artık Nur'u öldü biliyorlardı. Hatta hiç doğmamış gibi sayıyordular. Tek kişi haricinde. Tabii ki de ablası Sibel ve küçük abisi Emre. Nur, duyduğu ezan sesiyle birlikte lavaboya gidip abdest aldı. Ve daha sonra ise sabah namazını kıldı. Yine Rabbine dua edip ona bir yol göstermesini diledi. Bir yola ihtiyacı vardı. Bir çıkış lazımdı ona. Yanlışa bulaşmıştı çünkü. Bavulundan siyah bir Mevlana etekle onun üstüne kırmızı bir bluz giydi. Siyah şarbını başından çıkarıp bavulundan çıkardığı siyah şalı taktı. İşte şimdi hazırdı. Bodrum katından çıkıp villanın normal katına vardığında ise zor uğraşlar sonucunda mutfağa geçtiği gibi kahvaltı hazırlamaya başladı. Geç kalmış olabilirdi. Kullanacağı malzemelerin yerini bilmemesinden dolayı tüm dolap kapaklarını açmış, mutfağı taramıştı göz ucuyla. Yabancıydı her yere, fazla yabancıydı. Zoraki halde bir yandan çay demlerken tüpte pişen yumurtaya da bakıp bir yandan da şarkı mırıldanıyordu ağzının içinde. Bulduğu malzemelerle hazırlıyordu kahvaltıyı. Sevemedim kara gözlüm seni doyunca. Ayırmasın Mevlam bizi ömür boyunca. Nur bir an kendini kaybetmişçesine şarkı söylerken Amerikan mutfaktaki masayı hazırlamış ve güzel bir şekilde donattığı masaya bakıp gülümsemişti. Yine halletmişti işte, bitmişti. Hızlı bir manevra yapıp arkasını döndü. Yemesi için adamı çağırması gerekiyordu. Mutfaktan çıkmayı hesaplarken burun buruna siyah takım elbisesi giymiş, hazır bir halde tüm yakışıklılığıyla karşısında olan Çağatay'la ne yapacağını bilemeden duruverdi olduğu yerde. Ne yani? Şimdi şarkı söylediğimi duydu mu? Diye düşündü Nur. Daha fazla rezil olmamak için etinli adımlarla yürüdü. Uzaklaşmak istiyordu şu an buradan. Kolundan tutan adamla birlikte yine durmak zorunda kaldı Nur. Sevda'yı da çağır. Gelsin kahvaltı etsin. Adamın söyledikleriyle beraber hiçbir şey demeden mutfaktan ayrıldı. Sessizleşti yine. Daha o kadının nerede olduğunu, nerede kaldığını bilmiyordu ki.
Kendi kendine mırıldanırken adamın bağırışı kulaklarını doldurdu. Bulamadın değil mi beceriksiz? Misafir odasında. Dümdüz yürü mutfaktan çıktıktan sonra en sonunda koridorun. Ya sabır dedi kadın ve gidip Seda'yı kahvaltıya çağırdı. Ardından ise kadının konuşmasını bile beklemeden evin işine başladı. Kimseyi duymak istemiyordu. Görmezden gelmek daha iyi geliyordu. Çok yorulacaktı ama olsundu. O 250 bin TL ödenene kadar Nur sabredecekti. İmtihan büyüktü. Bir hafta sonra Nur her zamanki rutin haline gelmiş bir şey yaparak namazından sonra hem kahvaltıyı hazırlamış hem de ev işlerini halletmişti. Görevi tamamlamıştı hatasız. Nur adamın her işe gidişinden sonra evde Sevda denen o kadınla beraber kalmak zorunda kalıyordu. Ne kadar istemese de sonuç belliydi. İkisi de birbirini görmezden geliyordu. Sanki yokmuş gibi ikisinden biri. Nur sıkılmamak amaçlı evin bahçesine çıkıp çardağa oturdu. Zaten yorulmuştu. Biraz dinlenmek iyi gelirdi hem. Bir de mis gibi hava vardı ki ortamda yeşilin huzurunda, mavinin hoş varlığında. Ama nedense Nur havanın esmesiyle birlikte aklına gelen anılarla durgunlaştı. Halbuki ben o zarar görmesin diye benim yüzümden birisinin sıkıntı çektiğini istemediğim için adama git demiştim. Fakat o yanlış anlamıştı beni ve de şimdi bu durumdayım. İçini içli içli çekerken birden arkasında duyduğu sesle olduğu yerde kala kaldı. O olamazdı herhalde. Ne iş olabilirdi ki bu şehirde, burada? Çok dertlisin bakıyorum da hanımefendi. Nur yanına doğru gelen adamla beraber hızla oturduğu yerden kalktı. Antalya'da asansörün içerisinde kaldığı adama baktı. Ne? Ne işiniz var sizin burada? Nasıl buldunuz beni? Yüzü yara bere içerisinde morluk ve eziklerle doluydu. Adeta tanınmaz haldeydi. Bakmak istememişti ama şaşkınlıktan olan olmuştu. Soruların çok güzel ama sana cevap vermeden önce kocanla konuşmam gerekiyor. Ne demek istiyordu bu adam? Kocası, Çağatay. Ne alakaydı? İşe gitti. İyi o zaman. O eve gelene kadar buradayım. Çağatay o kadar işten zoraki başını kaldırdı ve sırtına oturduğu sandalyeye dayadı. Derin bir nefes alarak şu bir haftadır hiçbir sıkıntı yoktu. Nur o kadar işi yapıp da tek bir ses bile çıkartmamıştı. Bu nedense adamı aşırı şekilde sinir etmişti. Halbuki kadını bıktırmak istiyordu. Tek istediği buydu. Kızın bu kadar güçlü olması mı ona karşı daha çok ilgili olmasını sağlıyordu? O kadar işten bıkıp kendisine yalvarmasını bile bekliyordu fakat Nur hiç gıkını çıkartmıyordu. Aksine sanki memnunmuş gibi görünüyordu halinden. O sırada yorulduğunu hissettiğinde saate değinen yeşil irisler gülümsedi. 19.30 Hızla koltuğun üstüne bıraktığı ceketini alıp şirketten çıktı Çağatay. Kocam gelecek ve sizi burada görürse hiç iyi olmaz. Kızar, anladınız mı? Gitseniz iyi olur. İş yerinde halledebilirsiniz konuşmanızı. Başı aşağı eğik, gözleri yerde, bedeni korkunun etkisiyle can çekişiyordu. Yaşadıkları da neydi böyle? Hayır. Gidiniz artık. Sabrı taşıyordu Nur'un. Korkuyordu. Bu işin ucu ona da dokunacaktı. Hissedebiliyordu. Askerlik arkadaşıma bir selam vermeden olmaz. Şunun şurasında İstanbul'a gelmişim. Onu görmeden gitmek ayıp olur. Sabır çekti içinden. Peki bekleyin siz o zaman burada. Askerlik arkadaşınızı. Ben içeri geçiyorum. Nur adam arkasını dönüp hızlı yürümeye başladı. Ama bir zaman sonra kolundan tutulmasıyla Kerem'in onu durdurmasına şaşkın dolu irislerle baka kaldı. Ne diyecekti acaba? Daha ne diyebilirdi? Kolunu bırakması gerekiyordu. Kolunu kurtardı yabancı adamın elleri arasından. Bu evliliğinizin gerçek olmadığını biliyorum. Bak, eğer istersen sana yardım edebilirim. Ne? Ne diyordu bu adam? Gözleri adamdan hariç her yerdeydi. Ne? Ne? Saçmalıyorsunuz. Yalan söyleme Nur. Hem o kadar safsın, masumsun ki hiçbir şeyden haberin yok. Şu haline bak. Yorgunluğun yüzünden akıyor. Bak, anlarım seni. Çağatay korkutmuş bariz. Ama sana bir teklifim var. Kabul et, ben de intikamımı alayım. O adamdan sen de 250 bin TL'yi verip kurtul bu hayattan. Daha fazla eriyip gitme. Yazık olur sana da yoksa. Nur şaşkındı. İsmini nereden biliyordu ki? İstemiyorum.
Kolumu bırakır mısınız? Nur lütfen değerlendir. Benim otelimi yaktırıp üstüne bir de beni dövdürmesi yanına kar kalmayacak. O yüzden ister kabul et, ister etme yine de o adam cezasını çekecek. Otelimi mahvetmesinin cezasını ödeyecek. Kolum çok acıyor, bırakın. O sırada uzaktan eve yeni giren Çağatay, bahçede karısının kolundan sımsıkı tutan adama baktı. Kerem Gündoğan'a, eski askerlik arkadaşına. Sert ses tonu etrafta yankılanırken çok sinirliydi adam. Karısının yanına doğru hızla ilerledi, büyük adımlarla. Bırak karımın kolunu. Dengesiz, şerefsiz. Öyleydi çünkü. Genç adamın muhteşem ve o tehdit barındıran sesi duyuldu. Hemen birkaç saniye sonra arkasından. Duyuyorum seni Nur Sami ile. Adamın sesini duyduğu gibi hızla oradan uzaklaştı. Maazallah aşağı yanına bile gelebilirdi o psikopat. Onunla muhatap olmak istemiyordu. Bir kaos daha hiç çekemezdi. Nur elindeki ağır bavulu yavaş bir şekilde adamın odasına taşıyıp dolaba yerleştirdiği sırada odanın içerisinde bulunan banyo kapısının açılma sesiyle birlikte ne yapacağını bilemeden olduğu yerde öylece kıvranmaya başladı. Nedensiz içinde tuhaf bir his vardı. Son bir elbisesini de dolaba yerleştirirken sonra kalkıp bavulu dolabın arkasına yerleştireceği sırada sert bir cüsseyle aniden çarptı. Son bir elbisesini de dolaba yerleştirdikten sonra kalkıp bavulu dolabın arkasına yerleştireceği sırada sert bir cüsseyle aniden çarptı. Nur şaşkındı. Çünkü adam çıplaktı. Çünkü adamın çıplak göğsüne bodoslama çarpmıştı. Nur kendini geri çekeceği an adamın bileklerinden kavradığı gibi göğsüne çekmesiyle ne yapacağını bilemedi ve öylece kala kaldı. Ne yapmaya çalışıyordu şimdi bu adam? Ne yapmaya? Aslında şey diyorum, sen artık yavaştan yavaştan şerefsiz dediğin bu adamın çocuğuna hamile kalsan mı? Hem genç anne olmak da bir avantajdır. Senin açından canım karıcığım. Nur duyduğu bu sözlerle iyice şaşırırken ağzından kaçan birkaç kelimenin de esiri oldu. Hayır, yapamazsın bunu. Çağatay Nur'un söyledikleriyle birlikte kahkaha atıverdi ve daha sonra sırtını göğsüne yapıştırdığı kadını önüne çevirerek gözlerine odakladı yeşil irislerini. O an işte adam kadının gözlerinin içerisindeki korkuyu görmüştü. Kadının nasıl kendinden korktuğunu görmüştü. Yüzüne getirdiği alaycı gülümsemeyle beraber kendinden emin konuştu. Emin ol güzelim. İstesem şu an şu dakika. Sen çocuğumun annesi olursun. Zorla sahip olmaktan çok çocuğunun annesi olmaya razı gördüğü Nur'a dikkatli bakıyordu. İstemeden ona dokunmazdı asla. Yapmazdı. Bunu ama şimdilik onun bilmesine de gerek yoktu. Nur, Çağatay'ın kulağının dibine girip söylediği sözlerle birlikte hiç şaşırmamıştı. Çünkü zaten bir şokun içerisinde çoktan yer alıyordu. Çağatay Korkut bir süre sonra Nur'u serbest bırakıp yatağa doğru rahat bir şekilde uzandı. Nur ise hala ayakta öylece bekliyordu. Yemek Nur, yemek hazırla. Hah? Peki. Şaşkındı. Çok. Hemen kendini odadan atarken küt küt hızlatan kalbini ise hiç anlayamıyordu. Onu acı çektiren adamın yaklaşmasıyla birlikte kalbinin hızlatması hiç doğru bulmuyordu Nur. İhanet eden kalbine küsmeden edemedi. Merdivenlerden dalgınca inip mutfağa doğru yürüdü ve yemek yapmaya başladı. Zaten yemek yapmayı severdi. O yüzden adamın eziyet diyebildiği bu işi kadın hobi olarak yapıyordu. 1,5 saat içerisinde yaptığı yemeklere baktı ve gülümsedi Nur. Yine güzel yapmıştı. Şu ana kadar yaptığı yemekleri herkes beğenmişti hoş. Çağatay bile bir şey dememişti. Normalde Nur, Çağatay'ın beğenmedim yemeklerini demesini bekliyordu. Sonuçta gıcık herifin tekiydi. Hanzo. Masaya ulaştığında üzerindeki süs eşyalarını kaldırdı ve masa örtüsünü serdi. Bir an önce masayı hazırlasa iyi olacaktı. Yoksa canavar öfkelenir, sinirlenir, bana çatar her zamanki gibi diye düşünüyordu Nur. Masayı hızlıca donatınca ortaya çıkan görüntüyle her zamanki gibi yine hayran kalmıştı. Yalnız tek bir sorun kalmıştı o da. Çağatay Korkut'u yemeğe çağırmaktı. Çıktı merdivenlerden fakat odanın önüne geldiğinde aniden açılan kapıyla birlikte kendinden istemsiz korku vermişti. Hayır, hayır yani aniden insanın önüne çıkılır mı be? Ne o, korktun mu karıcığım? Nur alaycı bir şekilde kendisiyle konuşan adama bakıp kaşlarını çattı.
ve daha sonra ise fazla bir yükseklikte olmayacak şekilde konuştu. Bana karıcığım deme ve bu arada yemek hazır yiyebilirsin. Tam adamın yanından geçip gidecekken Çağatay'ın kolundan tutmasıyla birlikte Nur duraksamak zorunda kaldı ve ne o dercesine adamın yüzüne baktı. Yemek yemiyor musun sen? Sanki aç kalmasını önemsemiyormuş gibi davranan adama gözlerini kısmadan edemedi. Gitsin yesin de işte. Rahat rahat tek başına. Namaz kılacağım. Ezan okundu. Kılmak zorunda mısın namazı? Sence de saçma değil mi? Ne yani öyle yere eğilip kalkmak? Hareketleri bile saçma. Neden eğilesin ki hem? Kendini düşük gösteriyorsun sadece. Nur kulağını dolan kelimelerle tüylerine diken diken olduğunu hissetti. Bu nasıl kelimelerdi böyle? Düşük göstermek mi? Saçma mı? Bu bizim ibadetimizdir. Allah'a inandığımızın bir göstergesidir. Hem gerekirse düşük de olacaksın. Çünkü Allah yücedir. Büyüktür. Onun önünde eğilmeyeceksin de kimin önünde eğileceksin? Onun önünde eğilmeyeceksin de kimin önünde eğileceksin? Putların mı? O saçma sapan inançlardan doğan ineğin mi? Yılanın mı ha? Asıl saçma olan şeyler bunlardır bir adam. Allah birdir. Tek din ise İslam'dır. Bunu bilseydin iyi olurdu. Sana her şeyi bahşeden yaratıcıya şükretmek saçma olmamalı. O ki seni daim koruyan, şu an sağlam olarak bedeninde yaşıyorsan yine onun sayesinde. Sadece onun. Her neyse, aşağıya yemeğe iniyorum. Daha fazla kalıp da senin saçma sapan düşüncelerini dinlemek istemiyorum. Nur odaya girdi abdest almaya. Adamın kendini dışa kapattığını hissettiğinde konuştuğu şeyleri algılayamayacağını fark edebilmişti. Daha fazla konuşmadı o yüzden. Namazını kılıp sadece uyumak istiyordu. Aşağıda yemek yaparken birazcık atıştırmalık şeyler yemişti. Zaten bu aralar iştahı gittikçe azalıyordu. Nur akşam namazını kıldığında içinin huzurla dolduğunu bir kez daha hissedince gülümsedi ve çok şükür dedi. Bir gün daha yaşadım ve bir geceye daha şahit oldum. Nefes alıyorum. Daha sonra geçip yatağa tam uzanacağı sırada yerde duran kağıt parçası dikkatimi çekti. Yavaşça kağıda doğru gidip eline aldığında kağıtta bir numara olduğunu gördü. Altında yazılı olan ismi görmesiyle de pek fazla şaşırmamıştı. Kerem Gündoğan. Zaten adam zorla eline tutuşturup gitmişti o gün kağıdı. Nur. Nur Çağatay'ın sesini duyduğu gibi kağıdı hızla telefon kabının içine koydu. Bir de adamın kağıdı bulup 2 saat kendisine bağırmasıyla uğraşmak falan istemiyordu. Bir şey mi oldu? Tedirginliğini saklamaya çalışıyordu sesinden. Sevda ile biz dışarı çıkıyoruz. Umarım korkmazsın. Hoş, korksan da bir şey değişmeyecek. Nur aldığı cevapla gürültülü bir şekilde evin kapısının kapanma sesini duydu. Ve aynı an gözlerini sımsıkı yumdu sadece. Hala o kadına görüşmesi yanlıştı. Elindeki telefondan saate baktığında bayağı bir geç olduğunu anlamıştı. 02:54. Fakat hala adamla Sevda'nın gelmemesi nedense zoruna gitmişti. Tam o esnada aşağıdan aşırı gürültülü sesler gelince Nur korku dolu bir şekilde aşağıya inmek için merdivenlere doğru gitti. Normalde korkmasına rağmen kimse ilerlemezdi ama o aksini yapıyordu. Kapıya doğru Nur bakışlar attığında kapının tekrar dış taraftan vurulmasıyla birlikte bir adım geriye gitti. Korkuyordu. Korkmamak elde değildi. Tanımıyordu pek buraları. Ona ait bile değildi. Şimdi ise kapının böyle çalınması. Dua ediyordu ki Nur, tanıdık bir ses doldu kulaklarına. Nur, kapıyı açacak mısın? Kapıya doğru yaklaştı yavaşça. Anahtarı 2 kere çevirip açtı. Ansızın üzerine doğru düşen Çağatay'la beraber dengesini kaybetti ve yerde buldu o an kendini. Şaşkın bir şekilde üzerine düşmüş olan ağır cüsseye yalancı kocasına baktı Nur. Bir de içki içmişti. Gelen kokudan ise zaten çoktan anlamıştı ama anlamadığı tek bir şey vardı. Sevda ile birlikte gitmişti. Fakat tek kendisi gelmişti eve. Ne olmuştu acaba? Nur adamın ağırlığından dolayı sırtının ağrıdığını hissetmeye başladığında adamı dürtmeye başladı. Çünkü yoksa pestili her an çıkabilirdi. Çağatay. Ne? Nefesim. Ya lütfen kalk. Kalksana be. Yardım edin. Bir sus ya. Azıcık uyuyayım. Ya kalk lütfen odaya çıkalım. Söz bir daha uyuyacaksın. Ama şimdi nefesim
Nefesim ya, çok ağırsın. Kalk. Yardım edin ya, güvenlik. Nur daha fazla dayanamayacağını hissedince güvenliği çağırmak zorunda kalmıştı. Çünkü bu gidişle nefessiz kalıp ölecekti. Buyurun efendim. Cer Çağatay Bey, yardım edin lütfen. İçmiş. Tabii efendim, bir dakika daha bekleyin. Murat gelsene. Bir başka güvenliğin gelip Çağatay'ı Nur'un üstünden almasıyla beraber derin mi derin bir nefes aldı. Adamı taşıyan güvenliklerin arkasından da kendisi gitti ağır adımlarla. Yatakta uzanmış olan adamın üzerine pikeyi çektiği sırada kolundan kavramasıyla Nur ne yapacağını ansızın bilemedi. Sadece bırakması için kolunu bekledi. Biraz sonra zaten Çağatay kadına bırakmıştı. Nur bu fırsattan dolayı yavaşça diğer tarafa geçip yatağın üstünde oturdu. Ne yapacağını bilmez bir haldeyken ağır basan uykusuyla adamın yatağında olduğunu unuttu ve gözlerini kapatıverdi. Üzerindeki ağırlık görmüştü fazlasıyla. O gece Çağatay yanındaki kadına sımsıkı sarılırken Nur ise adamın koluna sarılıvermişti. Kendinden istemsiz, dengesiz de uykulu tavırları. Gecenin ilerleyen saatlerinde Sevda ise adamın odasına girip onları öyle görünce sinirlenmişti. Yapacak bir şey bulamayınca aklından geçen tek şey kadının bu evden gitmesiydi. Hem de acil, çok acil. Yoksa bu gidişle Çağatay onu asla görmeyecek ve gidecekti. Orada kalacaktı Sevda. Çağatay'ın hayatından defolup gitmek zorundaydı o kız. Sabahın erken saatlerinde baş ağrısıyla uyanan Çağatay, yanında koluna sımsıkı sarılmış olan kadına baktı. O an ise sadece bir şey dikkatini çekmişti. Kadının boneden çıkan saçları. Kumral saçları ona çok yakışıyordu. En çok da kahve gözlerine. Çağatay saçların güzelliğine baka kalırken eli bir an o saçlara gitti. Kendinden istemsizce içinden kadının saçlarını okşama isteği gelse de aklına gelen düşüncelerle birlikte hızla çekti. Kadının saçlarının yakınında duran elini. Ne yapıyorum ben diye düşünürken hızla yataktan kalkıp soğuk bir duş aldı. Ve lacivert takım elbisesini giydiği gibi odadan çıktı. Nur'un saçlarını gördüğünü öğrendiğini bilmesini istemiyordu nedense. Kadının üzüleceğini hissedebiliyordu. Çağatay'ın evden gitmesiyle birlikte Sevda odaya daldığı gibi kadının üzerinde bulunan çarşafı hızla çekti ve bağırmaya başladı. Buraya kadardı. Game over. Kalk. Kalksana be salak. Uyan köylü güzeli. Nur uyanmasıyla birlikte karşısındaki kendisine bağıran kişiye anlamsızca bakıyordu. Kafayı sıyırmıştı galiba. Sevda'nın kolundan hızla çekip ayağa kaldırmasına bir şey yapamadı. Daha uykusu açılmamıştı ki. Ne yapıyorsun sen ya? Bıraksana beni. Gidiyorsun. Ne? Ne? Duydun. Gidiyorsun buradan. Zaten gitmeyi istemiyor muydun sen? Aa, anlamadım. Sen? Yürü. Ne oluyor? Yürüsene kızım. Defol. Nur şaşkın halde bir şey yapmazken arkasındaki kadın odadan çıkarmıştı onu. Ama o elbiselerini doldurmaya başlamıştı Nur'un. Hem de bavula. Bavula. Ne yapıyordu bu kadın? Ne hakla? Nur, Sevda'yı tuhaf bakışlarla süzerken Sevda ise o an içine birkaç elbise doldurduğu bavulun fermuarını kapayıp kadını zorla yürüttü. Nur, daha fazla bu saçmalığa dayanamazken merdivenlerin başında durdu. Hızla ve Sevda'ya ters ters baktı. O kim oluyordu ki? Kolunu çek. Bu arada ne yapıyorsun ya sen? Bırak beni. Gidiyorsun salak. Sana Çağatay'ı bırakacağımı mı sandın ha? Çağatay benim. Benim. Onu benden alamazsın. Alamazsın. Almana da izin vermeyeceğim. Ben onu senden almadım. Merak etme. Alamayacaksın da asla. Tam o sırada Nur'u yürütmek amaçlı Sevda kadının sırtından iterken Nur da ona engel olmaya çalıştı. Fakat sağ ayağı geriye doğru merdiven basamağının boşluğuna gelmesiyle birlikte dengesini kaybetti ve kendini merdivenlerden yuvarlanırken buldu. Düşmeden birkaç saniye önce elini tutması için Sevda'ya uzatmıştı. Ama o elini tutmaya bile yeltenmemişti. Düşmesine izin vermişti adeta. Görüntü netliği ise Sevda'nın ona karşı yaptığı kötü gülümsemeyle birlikte silikleşmeye başlamıştı. Tam o sırada Nur'u yürütmek amaçlı Sevda kadının sırtından iteklerken Nur da ona engel olmaya çalıştı. Fakat sağ ayağı geriye doğru merdiven basamağının boşluğuna gelmesiyle birlikte dengesini kaybetti. Ve kendini merdivenlerden yuvarlanırken buldu. Düşmeden birkaç saniye önce elini tutması için Sevda'ya uzatmıştı.
Ama o elini tutmaya bile yeltenmemişti. Düşmesine izin vermişti adeta. Görüntü netliği ise Sevda'nın ona karşı yaptığı kötü gülümseme ile birlikte silikleşmeye başlamıştı. Bıraksana lan karımın kolunu. Çağatay sinirliydi. O adamın kadının bedenindeki tenini, yakınındaki varlığını sevmemişti hiç. Olmamıştı. Yanında olmamalıydı o adam. Hiçbir erkek Nur'un yanında var olmamalıydı. Kıskançlık damarlarında dolaşıyordu. Sana ne dedim lan? Tepkisiz Nur'un yamacında durmakta olan adam iyice sinirini arttırıyordu. Yanında olmamalı. Kerem, karımın kolunu bırak. Ona ikazına rağmen sırtarak bakan Kerem en çok yumruğunu hak ediyordu. Oo Çağatay Bey, demek geldiniz. Bir merhaba yok mu ya şimdi bana? Lan nokta nokta, sen önce karımın kolunu bırak ve uzaklaş. Kerem Nur'un canının yandığını tavırlarından fark etmişti ve yavaşça kolunu serbest bırakmıştı. Bu hareketi Çağatay'ın laflarına değil kızın canının yanmaması için yapmıştı. Çünkü ona zarar vermek istemiyordu. İstemiyordu. O bu hikayede en masum olan kişiydi. Belki de o kadın saf ve temizlikten başka bir şey değildi. Masumluk sadece ona bahşedilmişti. Yine de Çağatay'a olan öfkesi dinmek bilmedi. Kat ve kat arttı.